Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala Lokman suresinde Hazreti Lokman'ın evladına yaptığı nasihatleri bize bildirir. Allah'ın hoşuna gitmiş, Lokman oğluna dedi ki, yani bir babanın oğluna yapmış olduğu nasihatler Cenab-ı Hakk'ın ne kadar hoşuna gitmiş olmalı ki yüzyıllar sonra Allah onları ayetle bize bildiriyor. Siz de böyle yapın. Evet. Bu nasihatler içinde şöyle bir öğüt var. Ey oğlum diyor, konuşurken yüksek sesle konuşma, bağırarak konuşma. Çünkü en kötü ses eşek sesidir. Hmm. Ayet. Evet. En kötü ses eşek sesidir diyor. Konuşurken bağırarak konuşma. Çünkü en kötü ses eşek sesidir. Evet. Mevlana burayı alıyor. Niçin eşek sesi kötüdür diye evet. Kur'an'da bildirilmiş. Mevlana diyor ki, bütün mahlukatın sesleri zikirdir, eşeğinki hariç. Allah Allah. Çünkü eşek ya acıktığı zaman ya da hemcinsini gördüğü zaman anırır. Her ikisi de nefsten gelir. Nefsten gelen şey kötüdür, çirkindir. Diğer varlıkların, diğer bütün mevcudatın sesleri Allah'ı anmaktır. Eşek ise nefsinden dolayı ses çıkarıyor. Nefsinin isteklerini dile getirdiği için en kötü, en çirkin ses olarak Kur'an-ı Kerim'de vasfedilmiştir. Demek ki bu ararak konuşmada nefs araya giriyor. Bu Mevlana Celaleddin Rumi'nin Mesnevi'de tefsir etmiş orayı.